Tam sayılar kümesinde bize iki tane özel işlem verilmiş. İlk işlemde x işlemye 2 üzeri x artı y, ikinci işlemde x işlemye x çarpı y şeklinde tanımlanmış ve özel bir ifade verilerek bunun 32 olduğu söylenmiş. Buna göre a kaçtır denmiş. İki tane ana nokta var. Birincisi işlemi kullanabiliyor muyuz? Buradaki işlem diye verilen şeyi. İkincisi üslü sayılar temel bilgisi. Şimdi bu ifadeler eskiden böyle yıldız, kare falandı. Bunları böyle yuvarlak içinde artı, yuvarlak içinde çarpı şeklinde kullanma biraz taktiksel bir şey. Çünkü bu konuyu hiç bilmeyen biri şunu düşünüyor. Burada yuvarlağın içinde artı varsa bu bir toplama işlemidir. Ben özellikle okurken toplama ve çarpma diye okumadım bunları. Çünkü o negatif bir önyargı oluşturuyor. Bu yuvarlağın içindeki artıyla bizim hiçbir işimiz yok. Bunun toplamayla da hiçbir alakası yok. Yani buraya böyle abuk subuk bir şey de çizseydi bununla aynı şey olacaktı. Sadece şunu biliyoruz. Şuradaki neyse buradaki de o, şuradaki de o. Bu soru için. Bu sorunun dışında hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla biz bunları sadece özel işaretler olarak tanımlıyoruz. Yani burada x şu işlemi zaten bize açıklıyor, açıklamak zorunda. Yoksa hiçbir şey bilmiyoruz onunla ilgili. Diyor ki ben bu işlemi yaparken şöyle yaparım. X işlem y'de yani birinci sayı yerine x, ikinci sayı yerine y derim ve 2'nin üzerine önce birinci sayıyı sonra ikinci sayıyı koyup toplarım. Sen de onu yap. Eskiden aslında bir tane de örnek verirdi ama şimdi biraz daha zorlaştığı için. Mesela 2 işlem 3. Şunu yapacağız. Toplamlı olanı. Yani artılı olanı yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece şunu bilmem lazım. Ekstradan hiçbir bilmeme gerek yok. Bilirsem kafamda karışabilir. Sadece diyor ki 2 x'e denk geliyor değil mi? Birinci sırada o var. 3 ikinci sırada var. Y'ye denk geliyor. Öyleyse yerine koy. 2 üzeri şurada birincisi artı ikincisi. Birincisi neydi? 2 ikincisi 3. 2 artı 3 de. Ne oluyor bu da? 2 üzeri 5 o da 32 oluyor. Artık diyor bundan kurtuldum. Bununla hiçbir işin yok. Sil onu 32 yaz. Yoluna devam et. Bununla hiçbir işin yok. Yeni ifadem şu. 32 üzeri 1 yuvarlak içinde çarpı artı a. Ben parantez yazdım rahat görünsün diye. Eşittir 32. Bir şeyin mesela 32'nin hangi kuvveti 32 olur? Birinci kuvveti. Yani bir sayının birinci kuvvetini alırsak yine aynısı olur. Demek ki şurası dışarıya 1 çıkıyormuş. 1 yuvarlak içinde çarpı eşittir 1 çıkıyormuş. Şurası 1 çıkacak ki bunu silip 1 yazınca 32 üzeri 1 32 diyelim. Şimdi bu 1 çıkıyormuş. Burada şey yapabiliriz değil mi? Hatalı bir çözümü. 1 çarpı 1 1'dir. Öyleyse cevap B. Ki onu yapmamızı istiyor. O yüzden de buraya çarpı koyuyor. Eskiden işte dediğim gibi üçgen koyardı, kare koyardı ki aday anlasın bunun normal toplamla çarpmayla işi olmadığını, farklı bir şey olduğunu. Şimdi de tam tersi. Aday bunu çarpmayla karıştırsın diye uğraşıyorlar. Sorun değil. Şimdi yani yine bir de çıkabilir ama buradaki önemli nokta bunu görmemiz. Şimdi yerine yazıyorum. Bir yazdım. A'yı yazdım. Eşittir x çarpı y. Sonucu 1'miş. Öyleyse ne olur? 1 olur. Yani burada 1 geldi ama daha zorlaştırdığında burada 1 gelmeyebilir. İnsaflı davranmışlar. Yine 2007 sorusu olduğu için herhalde. Yenilerde biraz daha farklı olabilir. Ben ondan da bahsedeyim. Burada bir işlem bir sonucunu bir veriyor. İşlemimiz de birinci ile ikinciyi çarp. Öyleyse cevabımız B. Zor olsaydı ne olurdu? Şurada şöyle bir şey olurdu. Yine ifade böyle olurdu. Şuradaki işlemimiz x işlem y şöyle bir şey olabilirdi. 2x y olurdu. 2 çarpı x çarpı y. Biz burada direkt bu bir işlem a 1 ise içinde de çarpı varsa bu çarpmayla aynı şeydir 1 yazardık. Ama buraya geldiğimizde 1 çarpı a'nın 1 olması için y'nin 1 bölü 2 olması gerektiğini görürdük. Böyle bir şaşırtma kullanabilirdi ki muhtemelen yeni sorularda kullanır. Çünkü yani gün geçtikçe zorlaşıyor sınav sistemi.
Burada bir şekilde çözebiliyoruz. İki tane temel bilgi kullandık. Bir, buradaki verilen işlemleri alt tarafta aynen uygulamak. İçerideki işaret ne olursa olsun artıya, çarpıya, neye benzerse benzesin hiç umursamadan çözmek. İkinci kullandığımız bilgi de üst sayılar temel bilgisiydi. 2 üzeri 5'in 32 olduğu ve 32 üzeri 1'in de 32 olduğu bilgisiydi. Bu şekilde B seçeneğine ulaşıyoruz.